paravanımız 6 parçadan oluşmakta. Aslında varlığıyla Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya arasındaki kültürel ilişkilere ışık tutuyor. Paravanın hikayesi enteresanlık taşıyor. Önce ondan bahsedeyim. Şöyle ki 1887 yılında Japonya prensi Komatsu Avrupa seyahatine çıkıyor. O seyahati sırasında da Eylül 1887 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na İstanbul'a ulaşıyor. Ve o dönemin Japon İmparatoru Meiji tarafından Sultan II. Abdülhamit'e gönderilen en şerefli nişanı olan Kikukoka Daijusho nişanını ve beraberinde hediyeleri takdim ediyor. Bu paravanda o hediyelerden bir tanesi. 132 yıl geçmiş olan bir paravan. Bununla birlikte Milli Saraylar envanterinde önemli sayıda Japon eseri var. Hatta Dolmabahçe Sarayı'nda Japon salonu olarak adlandırılan sergileme mekanımız var. Bu eser de orada sergileniyordu. Tabi 132 yılın tarihe şahit olmuş. Bir miktar konservasyona, restorasyona ihtiyaç duyduğunda Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı tekstil, konservasyon ve restorasyon atölyesine alındı. İncelemeler sırasında tespit edildi ki bu paravanın üzerinde çok enteresan ipek üzerine bezemeler var. Nihon Shishu tekniğiyle, el işleme tekniğiyle işlenmiş. Bunlardaki hasarlar veya aşılmışlıklar tespit edilirken iç astarını açtıklarında burada görülen 22 adet gazete küpürü tespit edildi. Enteresan ve incelemeler, araştırmalar ilgi çekti. Baktığınızda gazetelerin farklı 1870 yılından 1887 yılına kadar değişen aralıklarda olduğu o zamanki Japonya hakkında bize bilgiler veriyor. İncelediğimizde inceledik, araştırdık, ne anlama geliyor? Bu küpürlerin Japonya'nın alfabesi olan kanji dilinde, yani Çince karakterleri de içeren, Çince ve Japonca karakterleri içeren dilde yazıldıkları, bir gazetenin edebiyat şairlerinin şiirlerine örnekler veren bir gazete halinde olduğu, diğer küpürlere incelediğimizde gündelik haberlere, güncel haberlere ışık tutan eserler olduğu tespit edilmiştir. Gazeteler, küpürler incelendiğinde bankacılık mevzuatıyla, Japonya'daki matematik öğretimiyle ilgili, Çin'deki Amerikan Büyükelçiliği ile ilgili bilgilerin yanında günlük ilanlar ve reklamlar mevcut, tespit edilmiştir. Şu anda burada çalışması yapılıyor. Ne zaman tekrardan ziyaretçilere açılacak? En kısa sürede, yani bu birkaç ay içerisinde özel ciddi bir inceleme, yani tespitle. Burada gördüğünüz gibi küpürlerimiz Japon kağıdı denilen bir çok hassas, ince bir kağıt üzerine yerleştirildi. Belirli bir yaşlanma süreci sonucunda bu beyaz, daha beyaz görülen kağıt buradaki küpürlerin rengini alacak ve yani buradaki küpürleri de biz restorasyondan geçirip konservasyonunu yapıyoruz ve koruma altına alıyoruz. Yine çıkarıldıkları astarın altına yerleştirilecekler. Aynı şekilde üstte Nihon Shishu tekniğiyle yapılan el işleme desenlerinde de bir takım yenmeler var. Onlar da yine çok ince bir elek kumaş ile koruma altına, sandviç yapısı şeklinde koruma altına alınarak yine ait oldukları 6 adet çerçeveye gerilerek, tespit edilerek yine Japon salonundaki sergileme mekanına iade edilecekler. Dolmabahçe Sarayı. Dolmabahçe Sarayı, evet. Önümüzdeki haftalarda. Önümüzdeki aylarda diyelim. Aylarda. Çünkü konservasyon işi ciddi sabır ve emek isteyen, zaman gerektiren işlemler oluyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim.